Ekoloji 3. teste başlıyoruz. Komünitelerden özelliklerine sahip türler bulunabilir. Hangisinde sırayla verilmiştir? En sevdiğim soru tiplerinden bir tanesi bu. Bir bölgeye değişik yolla dışarıdan getirilerek bölgenin tür çeşitliliğini azaltıyor. İstilacı tür hocam. Ekolojik hoşgörüsü düşük olduğu için olumsuzluklardan çabuk etkilenen gösterge, bir diğer adıyla indikatör tür. Buna da dikkat edin. Peki bir komünitede en fazla oranda bulunan Komünitelerde göze çarpanlar baskın türler hocam. Komünitelerin tür çeşitliliğini kontrol eden sayıca az olsa bile etkisi yüksek olan türler, kilit taşı türler. Buradaki tanımlar çok iyi bilinecek. ÖSYM e seviyor. Aşağıda iki tane ekolojik kavram tanımı verilmiş. K ve R'nin ifade ettiği ekolojik kavramlar hangisinde doğru olarak verilmiştir? Komünitelerin kesişim bölgeleri ekoton. Hocam ekotona neden bu kadar değer verdin? Çünkü örnek sorularda çok fazla ekoton sorusu vardı. Bir canlının doğal olarak yaşayıp üreyebildiği yer tabii ki habitattır. Cevap C seçeneği olur. Şu biyotop daha çok coğrafyada çıkabilecek bir şey. Bunu topografya olarak kafanıza kodlayın. Hani içinde işte canlılık, yaşam, coğrafik bölge gibi bir cümle gördüğünüzde biyotopu yapıştırabilirsiniz. Ama bakın biyom değil, biyotop, topografya, hani coğrafyayla alakalı bir kavram oradan aklınızda kalabilir. Yukarıdaki faktörlerden hangileri rekabet nedeni olabilir? Aynı tür içinde eş için rekabet olabilir. Aynı tür içinde ya da farklı türler arasında besin için ve barınak için rekabet olabilir. Cevap E seçeneği olur. Tabloda türler arası etkileşim çeşitleri K, H, R, M ve Ş harfleriyle gösterilmiş ve bir takım semboller kullanılmış. Fayda gören artı zarar gören eksi etkilenmeyen sıfır. İlgili etkileşim çeşitleri hangisine doğru olarak verilmiştir? Her iki canlı zarar görüyor. Hocam hemen rekabeti yapıştır. Bir canlı zarar görürken diğeri hiçbir şekilde etkilenmiyor. Amensalizm, İşaretleyelim hocam. Şu ikisi gitmişti zaten. Eksi artı biri fayda görürken diğer zarar görüyor parazitlik. Artı artı mutualizm hocam. Artı 0 da komensalizm. O zaman cevabım ne oldu? B seçeneği. Bitkilerde görülen ve üzerinde yaşadığı konaktan sadece su ve mineral gibi inorganik besinler alan parazitlik yarı parazitliktir. Eğer buna Artı organiyi de eklersen cins açı canavar otun yaptığı gibi o zaman tam parazit olur unutma. Bozulmuş alanlarda uzun zaman içinde türlerin aşamalı olarak birbirinin yerini almalarına süksesyon denir. Süksesyon çeşitlerine bakalım şimdi. Primer, toprak oluşumu ile beraber bir bölgeye ilk kez bitki yerleşmeye başlıyor. Sekonderde ise komünitelerde meydana gelen işte yangın, aşırı otlatma vesaire gibi durumlardan dolayı bitki örtüsü yok olup sonradan tekrar oluşuyor. Belki başka bir şey oluşuyor. Dikkat edin burada yok. Burada bir canlı var sonra yerini alıyor başka birinin. Peki hangileri primer ya da sekondere örnek olamaz? Volkanik adalarda zamanla bitki. 1. Aşırı otlatılıp yaprakları azalan bitkilerin yapraklarını tekrar çıkartması kalsın. Yangın ile beraber bir ormanın yok olup yeniden yeşermesi. 2. Kuruyen bir gölde çeşitli bitkilerin büyümesi. Göl vardı artık yok. 2. Buzul taşlarının üzerinde toprak oluşumu ile beraber bitki yerleşmesi. 1. Hocam bu ne? Burada bir şey yok olmuyor ki. Yaprak döküyor, yaprak çıkıyor. Yaprak döküyor, yaprak çıkıyor. En fazla mevsimsel geçiş olabilir. Ya da aşırı otlatma olabilir bu tarz bir örnekte olduğu gibi. Cevabımız B seçeneği olur. Bir popülasyonda birey sayısının hızlı artışı ile beraber gelişen ve popülasyonun büyümesini sınırlayan faktörlerdir şeklinde tanımlanan kavram. Tabii ki çevre direnci. Senin popülasyonun büyüdükçe doğaya bir takım zararlar verecek ya da en azından kendisiyle alakalı bir takım faktörlerde eksilme olacak. Alan daralacak, besin azalacak, rekabet artacak, artıklar artacak. Dolayısıyla bir çevre direnci oluşacak. Cevapta A seçeneği olacak. Popülasyonlarda görülen dağılım modelleri verilmiş hangisinde uygun eşleştirme yapılmıştır? Bakın çıkmış sınav sorusu. Kral penguenler üzerinden düzenli dağılım çıktı ama sedir ağaçlarını sedir ormanlarında buna ekleyebiliriz. Peki kümeli dağılım birlikte avlanan kurt sürülerini örnek verebilirsiniz. Aynı zamanda bakın kara hindiba en çok sorulan rastgele dağılım örneği canlılardandır. Cevabımız A seçeneği olur. Müzik